Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güneşe döneyim. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Yeni Tofaş'ımızda bir gezinti yapacağız. Fanını da yeni kapattı araç, ısınmış. Şöyle boş bir alana çektim. Sis farlarını takmaya çalışmıştım buradaki önceki arabanın. Şöyle ön kameraya geçelim. Evet arkadaşlar, ön kameraya geçtik. İnceleme videosu gelecek zaten. Şöyle bir tur attık, aracın içine binelim. Sürüşe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi araç benzin de, kolay çalışsın diye sıralı sistem taktiğini ben uyguluyorum bazen. Şimdi bakın, şu enjektör ışığı sönmesi lazım en sağdaki. Bekledik, söndü. Debriyaja bastık. Yarım maaşta aldı. Sonra tüpe geçebiliriz. Stop etti. Etmiyordu normalde. Gerçi LPG'de de çabuk alıyor da. Ben yine de bazen benzinde çalıştırıyorum. Şöyle emniyet kemerimizi takıyoruz. Bakın. Takalım. Takabilirsem. Gördüğünüz gibi ışık söndü. E-frenimizi indirelim. Mesela şöyle göstereyim size. Farlarımızı bir açalım. Bakın. Bunlar bile çalışıyor. Yani şu araçta çalışmaz. Bakın dörtlü ışığı. Uzunların şeyini alamıyor büyük ihtimalle. Şöyle bir yanaştırayım. Uzunlar dayanıyor da net yanmıyor. Far şeyini de aydınlatması var ama görünmüyor şu an. Farların da aydınlatması var. Şeyin, farların diyorum ya. Unuttum. Göstergenin. Arkadaşlar bu arada şu an niye enjektör ışığı yanıyor diye soranlar olursa, şu an araç tüpte olduğu için. Tüpte olunca yanar. Tüpten çıkarttığımızda geri enjeye geçirdiğimizde benzini, enjeksiyon çalıştığı için, enjeksiyonlu olduğu için araçta konuşamadım. Enjeksiyon çalışınca sönüyor. Şöyle göstereyim. Bekleyin, sönecek şimdi bakın. Şu an benzine geçtim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Söndü. Tüpe geçtim. Geri yandı. Çünkü enjeksiyon çalışmıyor tüpteyken. Çalışmaz. Şöyle trafiğe kapalı bir alan buldum. Hidrolik direksiyonlu olduğu için parmakla bile döndürebilirsiniz. Yeni araçlardan falan kat kat rahattır ve bunda da kesici var arkadaşlar, benzin kesicisi. Şu an gösteremeyeceğim, tüpe geçtim çünkü geri. Benzinimiz az sayılır. Pahalı da olduğu için. Şöyle göstereyim. Yerlerde su şişeleri var, biraz kirli olabilir. Şuradaki saati bile doğru çalışıyor. Sadece 2 dakika ileri nasıl ayarlandığını bilmediğim için ellemedim. Beyaz ampul taktım buraya da. Kaplar açıldığında çalışsın sadece. Şöyle kendi açımdan biraz sürüş yapayım size. Ve hiçbir şekilde sarsılma yok arkadaşlar. Şimdi öbür Tofaş'ta içeride video çekerken şu an kamera böyle titriyordu. Bakın bunda nasıl. Sadece benim hafif çukurlarda sallanmam. Yolu hissettirmiyor mıcırlı falan. Taşlık bir yolda gidiyoruz. Bu araç buraya sokulur mu diyeceksiniz. Yani sokmam ama trafiğe kapalı alanda bir tek buralarda var böyle yerler. Köy yolları. Yavaş gidelim. Aracın takımlarına zarar vermeyelim. Arkamız zaten tozu dumana buluyor. Kamera diyorum. Şahin'i de çalıştırdım arkadaşlar. Şahin çalıştı. Ne yaptım? Akü aldım. Eski aküsünü şarja taktırmıştım. Aküyü aldık, getirdik, taktık aküyü yerine. Çalışıyor şu an. Biraz önce çalıştırdım, bir tur attım, ondan sonra bıraktım yerine. O da çok ayrı bir yere var. Şimdi çok kişi der ki yeni Doğan'ı aldı, eski Şahin'i bırakır kesin. O artık eskidi, o külüstür diyenler olur. Hatta hemen eski Şahin yazan olur zaten. Eski Tofaş diye, ama o Şahin, bu Doğan. Şimdi ben Şahin'i ayrı yeri var. İlk arabam o benim. Şahin'i de kullanacağım. Şahin'i satmayı da düşünmüyorum şu anda. Ama hani alacak olursa bana yazabilirler. Satmayı sıkıntı yok. Bunu da satarız belki. Bordosunu alırız, şey yaparız. Sıkıntı değil. Yani satınca yenisini illaki alırım ben Tofaş'ın. Tofaş'ın zevki ayrı çünkü arkadaşlar. Şimdi ben Focus'a biniyorum. Eskiden BMW'ye bindim, Mercedes'e bindim, Passat'a bindim. Hiçbirinde bu Tofaş'ın zevki yok. Tofaş'a binenler bu zevki bilir zaten. Şu anda hiçbir şekilde hissettirmiyor. Burada Mercedes'e giderken bile yoldaki çukurlukları, mıcırı, her türlü şeyi hissediyorsun. Takır 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 gidiyordu.
Ama Tofaş'ın yeri ayrı. Daha orijinal 150 bin kilometrede. Şu an 50 bin kilometrede. Yani 100 bin kilometreyi bir kere devirmiş. Evet, evin önüne gidince araba bir temizlik isteyecek. Pastacılar videosu da gelecek. İnceleme videosu da gelecek. Tofaş ve Şahin'in arasındaki farklar videosu da gelecek. Bugün ikisini de çekmeyi düşünüyorum. Tofaş ve Şahin'in arasındaki farklar ve şeyi. Doğan inceleme videosunu. Doğan incelemede ayrıntılı bir şekilde her şeyini inceleyeceğiz. Bütün her şeyinden bahsedeceğim. Şahin arkadaşlar, şimdi ben Şahin çalışmayınca diyorum ki, üzülüyorum şimdi, canım sıkılıyor Şahin çalışmayınca. Diyorum satayım gitsin şu Şahin'i, Doğan ne güzel çalışıyor, ya da hiçbirini almayayım, satayım gitsin, uğraşmayayım diyorum. Ama Şahin çalışınca, hani o sesini duyunca insan bir tur atıp şöyle binesi geliyor. Binince de ona geri sevgisi geliyor geri yerine. Güneşten dolayı göstergeleri alamıyorum bu açıdayken. Onun için arada bir göstergeyi de gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tek elle rahatlıkla döndürebiliyorum. Normalde iki elle uğraşıyorduk. Şimdi bakın, şu şekilde bile rahatlıkla dönüyor. Boşluk da yok. Şu an sağ sol yapınca, hatta araba sağ sol yapıyor dersiniz, şimdi boşluk var, öyle yapınca rahatça gidebiliyor yolda diye diyenler olur büyük ihtimalle. Bakın, yol biraz bozuk. Ona rağmen titreme çok az bir şekilde. Mesela ileride bir çukurluk var. Bakın, biraz yüksek hızla geçiyorsun. Yine içeriye hissetmiyor. Normalde dışarıdan dün Emre abim dedi ki arkadan fokusla geliyordu son dakikalarda. Yaylana yaylana gidiyordunuz ama içeride hiçbir şekilde hissetmiyorsun o sesi, o yaylanmayı. Frene bastığında bile yaylanıyor ama hissedemiyorsun kolay kolay. Bayağı bir burnu yere çöküyor frene sert bastığında. Bu arada arkadaşlar, oyun kanalı açmayı düşünüyorum ayrıyetten. Oyun videolarını, Tofaş göğsü videolarını ayrı bir kanala atmayı düşünüyorum. Oy! Arkasına attı. Benim araba bu kadar çabuk atmıyordu ya, jinyularla bile, kabaklarla bile. Ne oluyor dedim, araba arkaya attı dönüşte. Bununla yanlamayı düşünmüyorum. Kıyamıyorum çünkü araca. Çünkü yanlama yerine geldik ama yanlamayı düşünmüyorum. Aslında buraya iyi bir edit yapmak gerekir ki, şöyle yanlamayı düşünmüyorum dedikten 5 dakika sonra yanlayacaksın. İyi bir edit gelir de. Oo, çok çok çabuk sarıyor bu ya. Yazlıklı ya üzerindekiler, bir de ince lastik. Benim şimdi jinyular yazlık ve şey ama kabak, ama bu kadar çabuk atmıyor çünkü kalan tabanı geniş. Demin de video kapandı yanlışlıkla. Elimi çıkma tuşuna bastım. Onun için tekrar söylemiş olabilirim burada. Kusura bakmayın. Geri döndük, ilerliyoruz. Çeşmenin başına dursak mı? Ha, çeşmenin başına gidip orada bitirelim bari bu videoyu da. Her seferinde gezme videolarında, drift videolarında buralarda bitiriyoruz videoları. Buradan ben giremem. O dönüş yapacağız. Az önlü tarla verelim. Şimdi benim araba olsa askıda kaldıydık burada. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama aragazın. Aragaz keyifli bunda. Şimdi benim araba buraya girerken altını sürtüyordu hep. Bakın, bu paşa gibi yüksekte olduğu için rahatça giriyor. Ve yüksekte olunca da zevki ayrı, biliyor musunuz? Hani o kayış gibi gitmesi olmuyor ama aracın içindeki o zevki çok ayrı yüksekte giderken. Yolda kayış gibi gitmese bile, kayış gibi görünmese bile çok rahat gidiyor. Çok keyifli oluyor sürmesi böyle. Denemenizi öneririm Tofaş'ı olanlar, basık kullananlar. Yüksek Tofaş sürmenizi öneririm. Keyifli. Şimdi basık benim Şahin'le gelsem, ben burada bütün taşlardan altı sürtecek diye kaçarım. Korkarım ama burada hani bu araçta korkmuyorsun çünkü yüksek araç. Tek korkun lastiğin altına girip lastik yarma korkusu. Ona da artık her araçta oluyor. İstersen arazi aracıyla gel, yine lastik yarma olasılığı olur. Evet, son durak. Bakın, emniyet kemerimizi söktük. Hemen yan dışı. Emniyet kemeri takmayı da alışkanlık edinin arkadaşlar. Şöyle geniş açı alalım. Yüksek torpido. İncelemeye fazla girmeyeceğim gerçi. İnceleme bir sonraki videoda. Şöyle göstereyim. Benimkinde kornaya şu şekilde vuruyoruz. Anca ötüyor bunda. Bakın, Twitter'ları falan her şey var aracın. Çıkartmaları.
Neyse, inceleme videosu daha sonra gelecek. Ben şöyle bir arka kameraya geçeyim. Evet arkadaşlar, veda etme vakti geldi videoya. Arkayı da bembeyaz oldu ha. Şuraya alırsak odaklamayı. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kısa bir sürüş oldu. Bundan sonra inceleme videosu gelecek ya da Tofaş ve Şahin arasındaki farklar videosu da gelebilir. İkisinden birisi gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkada hortum gibi bir şey çıktı, ona daldım. Görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama. Küçük bir hortum gibi bir şey çıktı. Allah, taşları sürüklüyor. Biz burada uçmadan gidelim. Şöyle görünüyor mu bakayım bir. Geçmiş. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.